Ben Atkan'dan merhaba, bugün de sizlerle birlikte bu gördüğünüz akıllı evi inceleyeceğiz. Burada kredisi falan var, aşağıdakilerden indirebilirsiniz zaten. Burada direkt zaten kabak gibi duran bir tuş var arkadaşlar, tahmin etmemiz lazım. Buna basıyoruz, basamadım. Bastıktan sonra burada, şu an görüyorsunuz, havalı bir biçimde, ben bile yapamayacağım tarzda tuşlar açılıyor. Şimdi hemen ben bunları yapıp geliyorum. zaten azıcık aklı olan da yapabilir zaten arkadaşlar. Buradaki tuşa tekrardan basıyoruz ve şu an fark ettiğime göre evimize lavların e, lav nehirlerinin üstünden köprü açıldı. Havalı bir biçimde. Yapanın ellerine sağlık diyorum. Gerçekten güzel olmuş. Buradan geçtikten sonra fark ediyoruz hemen tuşlar var burada. E buradan köprüyü tekrardan açabiliyoruz. O değil. Ha, e, burada birisi girmemesi için tekrardan köprüyü kapatabiliriz. Havalı olmuş gerçekten ses efektleriyle falan. Ve ikinci güvenlik yönlememize geçtikten sonra evin içine doğru adım atıyoruz arkadaşlar. Burada tablolar, e, sebzeler, meyveler her şey karşılıyor bizi. E, Amerikan mutfak tarzında yapılmış modern bir ev. Onu da düşünülmüş çünkü kocaman. Ha burada Armor Sweeper var arkadaşlar. Adını buradan okuduğum kadarıyla söyleyebiliyorum. Bastığınızda armorları falan böyle enchantlarını değiştirebiliyor. Hani istediğiniz armoru falan alabilirsiniz diye. Evin e, bu köşesinde bunu koymaları aslında hoş durmuş. Buradan tekrar kapatabiliriz. Aslında hiç gözükmüyor değil mi? <laughs> Neyse. Burada banyomuz var arkadaşlar. Bu koruma villa için küçücük bir banyo yapmışlar ama havalı. Burada hatta duş başlığı akıyor. Onu bile adam düşünmüş. Havalı gözüküyor gerçekten. Burada arkadaşlar bizim köydeki divan var. Açılıp kapanıyor böyle üstüne oturuyor hatta otururken biraz popona batıyor. <laughs> otururken. şimdi burada birazcık daha gezdiğimizde meyve, sebze, tabakları falan görüyorum. O nasıl bir ev diye düşünmeye başladım. Bu arada arkadaşlar buradan aşağı yol var. Oraya da bakacağız. Burada koltuk var arkadaşlar. Direkt mutfağın karşısında. Mesela koltuk değil aslında bu. Hop. Mutfak için yemek masası oluyor. Tekrardan koltuk yapabiliyorsunuz. Harika olmuş bence. Buradan ikinci kata çıkmak için merdiven, iyi merdiven asansör var. Mükemmel olmuş burası da. E, aşağı tekrardan inebiliyorsunuz. Şimdi gördüğümüz bu click to down yazan yere basacağız arkadaşlar. Aşağıda bir oda var ve orada ayarlarını evin ayarlarını yapabildiğimiz bir oda var işte. Ölmedim değil mi? Survivor'da olmasın ayıdım. Kesin ölürdüm şu an buradan düşsem. Neyse burada odalarımız var. Burada yapımcı daha bir şeyler ekleyeceğini söylüyor. Tabii çok yıl geçti üstüne ama eklememiş. Bir kapımız var. Bu kapı aslında güzel yerlere açılabilir. Burada diğer bir odamız var burada portal odası olduğu söyleniyor. Portal odasında zaten ne olur? <laughs> Cennet portalı olacak hali yok ya neyse. ant ve nedir portalımız var. Burada armor staff yeri, armor staff yeri aşağı değil, pardon. Burada hem cooker'ımız var. Bu mutfakta olsa daha güzel olurdu ama buraya yapmayı tercih etmiş. Burada pişirme sistemleri falan var bizim için et pişiriyor. Burada hatta şu e, enchant sistemini görebilirsiniz aslında aynı yere koymasaydı ama bastığınızda salonun tam ortasında enchant sistemi e, açılıyor. Tekrardan basarak kapatabiliyorsunuz. Aşağı kata inmek için de yine bir asansörümüz var. Bir kat daha aşağı iniyoruz. Artık cehennemin magma dibine kadar ineceğiz sanırım. <laughs> Burada yine full armor e, stage var. Mesela armor setten ben gold seçtim. Sanırım üstüme takmış olması lazım. Burada da sorting sistem var şu yanda gördüğünüz chest'in içinde sanırım attığınızda bütün itemları diziyor tek başına. Bence güzel ve akıllı. Akıllı iç sistemlerine geldiğimiz arkadaşlar kocaman bir oda bizi karşılıyor direkt sağa döndüğümüzde. Burada direkt zaten ayarlar sistemler var. Tek bir şaşırdığım şey armor var. Ne alaka? armorla ne alakası var bunun? Süper. Harika. Sen gidebilirsin harika bir sistemmiş gerçekten. Burada da aşağıda kaçış odası var sanırım. Burada da safe'leri ayarlayabiliyoruz. Mesela şu an normal safe'de. Kapatabiliyoruz bir an. Ben Ben hige alayım. Yüksek sevi seviye olsun. Ee, i̇ki renk var ama bir sürü renk de yapabilirsiniz. Bu arada dış base'inizi de renklendirebilirsiniz. Mavi yeşil var. Ben yeşil yaptım. Bence bu da güzel bir şey. Şimdi görmeye hazır mısınız evimizi? basıyoruz basamadım ve kule ışınlandık ve lazerlerle eşliğinde lav göletinden kimsenin geçemeyeceği akıllı bir eviniz var. Daha ne olsun değil mi? Aşağıdaki neden yani siz de bunu indirebilir ve edinebilirsiniz. Bu arada lazer göğe kadar ulaşıyor. Siz de beğendiyseniz bu arada altın set üstüme gelmiş. Abone olmayı unutmayın. Link onlardan indirebilirsiniz. Bu kadar benden. Görüşmek üzere.